Sevgili Ortaysak halkı, birkaç gündür karşılıklı bir atışma şeklinde görülebilir ama Sayın Selahattin Çebi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, bizler karşılıklı bir takım fikirlerimizi, görüşlerimizi beyan etmek zorunda kalıyoruz. Sizlerin zamanını aldığımız için çok özür diliyorum ama sizleri doğru bilgilendirmek için karşınızdayım. Sayın Selahattin Çebi basının karşısına çıkarak bir takım bilgileri paylaştı. Kendisinin söylemiyle yalan konuştu demiyor ama doğruları söylemediğimizden bahsediyor. Şimdi kendisine doğruları söyleyeceğim ve kendisinin hangi doğruları söylemediğini de buradan size ifade etmeye çalışacağım. Birincisi, biliyorsunuz, güneş enerji santralimiz var. Bir önceki dönem kurulmuştu. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bir hizmet yaptılar ama borcunu biz ödüyoruz. 70 milyon gibi bir yatırımla kurulmuş olan güneş enerji santrali borcu hala İller Bankası'nda olan borcu bizler ödemekteyiz. Kendileri bu borcu ödemediler. Bizlere 200 milyon gibi yılda bir gelir elde ettiğimizi söylediler. Burada Ocak ayında değil, Şubat ayında bu üretime başladı bu santral. İşte bütün bilgileri burada. Evrak burada, isteyene gönderebilirim. Temmuz'a kadar, Şubat ile Temmuz arasında toplam 1.544.447 kilowatt saat üretim yapmışız. Gelen para ne kadar? Bunu da belirteyim burada. KDV dahil 5.373.181 lira gelirimiz olmuş. Buradan nasıl 200 milyona çıktı? Kendilerine sormak isterim. Halkı aldatmak, halkı yanıltmak, halka eksik ve yanlış bilgi vermek tam da bu olsa gerek. İkinci olarak toplam borcumuzun 31 Mart itibariyle 596 milyon olduğunu söyledi ve bir takım evraklar sizlere gösterdi, basına açıkladı. Açıkladığı evraklar eksik. Bunlar hem Orbel'in hem Orkent'in hem de Ortahisar Belediyesi'nin cari hesaplarını göstermiyor. Bir kere işlerinde faiz hesabı yok. Mizanı koymuş ama gecikme faizlerini belirtmemiş. Bunları toplayarak nereye ulaşacağını, ki nereye ulaştığını biz size açıklamıştık, 860 milyona yakın bir borçtan bahsetmiştik ve bugün bunun doğru olduğunu ispatlamak için bizler bağımsız denetim kuruluşlarına başvurduk ve çalışmaya başladık. İstiyorsanız Sayın Çebi, kendiniz de bir bağımsız denetçi atayarak çalışan bu arkadaşlarımızın yanında görev almalarını sağlayın ve doğruları ortaya çıkaralım. Ama buradan bir daha belirtiyorum, Sayın Ahmet Metin Genç'e de şunu belirtmek istiyorum. Sayın Genç, eğer bunun üstünde bir bedel çıkarsa bunu da belediyemize yatırmanızı, verdiğiniz sözün arkasında durmanızı sizden talep ediyorum. El mi yaman, bey mi yaman, bunu da birkaç gün içinde hep beraber göreceğiz. Bir başka konu arkadaşlar, Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nden bize tahsis edilmiş, daha doğrusu bizden önceki döneme tahsis edilmiş olan Mehmet Akif Ersoy Yüzme Havuzu, açık tenis kortları ve çok amaçlı spor salonu var. Şu an bizim tahsisimizde idi. Yalnız burada bir şart var. Her yıl sözleşmenin yenilenmesi, yapılan protokolde böyle bir durum var. 2020'de kendileri bunu aldılar. 2021'de sözleşmeyi yenilemediler. 22'de tekrar bir sözleşme yaptılar. 23'te yapmadılar ve bu yıl biz yapmak için talepte bulunduk. Gelen cevap, işte cevap da buradadır arkadaşlar. Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün bizde yazdığı yazıda tahsis talebinizin uygun görülmediği. Yani önümüze engel çıkarmadıklarını söylüyorlar. Ne yaptılar da bizi engelledi, ne yaptılar da biz onlara engel olduk dedikleri, işte size Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün havuzu, tenis kortlarını bu yılda kullanma hakkımızı elimizden aldıklarına dair belge. Herkes kendine yakışan yapar. Kendinize ne yakışıyorsa onu yapın. Bir başka konu, Çağlayan kentsel dönüşüm. Burada hiçbir çalışma yapmadığımızı Sayın Çebi söylemiş. Doğru değil. Yine sizleri yanıltmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Haftaya bilgilendirme ofisimizi Çağlayan kentsel dönüşüm yapılacak yerde kuruyoruz. Bu arada vatandaşlar bugün bile buradaydılar, dün de buradaydılar. Ekibimiz, arkadaşlarımız, Orkent çalışanlarımız ve genel müdürümüz bunlarla görüşmeye devam ediyor. Şöyle bir açıklama yapmış Sayın Çebi, birinci bölgenin %80'ini zaten biz anlaşmıştık, %80'ini tamamlamıştık dedi. Arkadaşlar, birinci bölgede 177 tane tapu sahibi var. Bizden önceki dönemde bunun burada 29 kişiyle anlaşma yapmışlar. Yani bu da %16'ya tekabül ediyor. Sayın Çebi, burada da halkı yanıltmaya çalışıyorsunuz. Alışkanlık haline mi geldi sizde? Evraklar burada. İstediğinizi gönderin, istediğiniz çalışanınızı gönderin. Siz gelin, sizlere gösterelim. Biliyorsunuz zaten ama halkı yanıltmak sizin işiniz. Ayrıca bir şey daha buradan belirtmek istiyorum. 11 adet milli emlak ait burada parsel var. Burası çok önemli arkadaşlar. Dikkatinizi çekmek isterim. Proje başlaması için 14 Şubat'ta bize devir kararı alınmış. Yazısı da buradadır. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Çevre Şehircilik'ten gelen. O zamanki bakanın da imzasıyla beraber, Mehmet Özsasık'ın imzasıyla beraber bize devredilmiş. Yalnız biz geldikten sonra milli emlak bizi oyalamak için, burayı bize vermemek için, konuyu uzatmak için elinden geleni yapıyor ve
Biz hala bu zamana kadar bu parsellerin devrini alamadık. Bu arada bir şey daha oldu. Sayın Çebi, Sayın Metin Genç, 2 Nisan'da buradaki Milli Emlak'ın daha önce size devrettiği parselleri büyük şerar olarak üzerinize almak için elinizden geleni yaptınız. Bunları da halkımıza duyurmak istiyorum. Gelinen noktada arkadaşlar, önümüze her türlü engeli çıkarıyorlar. Her türlü akla gelmeyecek çalışma içindeler. Büyükşehir bütün imkanlarıyla bize destek olmamak için elinden geleni yapıyor. Sayın Çebi, şunu da biliyoruz ki basında algı yaratmak için de siz de devredesiniz. Biz bunu halkımızla paylaşmak zorundayız. Halka doğruları söylemek zorundayız. Halkımızla beraber biz burayı şeffaf bir belediyecilik altında yürütmeye çalışıyoruz ve her yaptığımızın da halka bilgisini veriyoruz. Olumlu işleri de söyleyeceğiz, olumsuz ne varsa söyleyeceğiz. Sizleri şikayet etmek değil, ağlamak değil bu. Gerçeği apaçık bir şekilde halka duyurmaktır. Onun için bundan rahatsız olmayın. Biz yine aynı şekilde yapmaya devam edeceğiz ama sizden de devlet kurumlarını karşımıza getirmemenizi istiyoruz. Ve bu konuda az önce bahsettiğim gibi Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından bize verilen Mehmet Akif Yüzme Havuzu'nu elimizden almak için yaptıklarınızı ve aynı saatte oraya Büyükşehir'in elemanlarını gönderdiğinizde buradan halkımıza tekrar belirtiyorum. Bunları halkımıza duyuracağız. Yani daha bize yazı geldiğini mürekkebi kurumadan Büyükşehir'in elemanları size yazı geldi, biz burayı teslim alacağız diye çalışmaya başladılar. Bunu da buradan halkımıza belirtiyorum. Ne yaparsanız yapın, halka bütün bilgiyi şeffaf bir şekilde vereceğiz ve gereğini de yapacağız. İstediğiniz kadar üzerimize gelmeye devam edin. Ama size yakışan bu değildir diye düşünüyorum. Halkımız bunları bilsin, bundan gocunmayın. Teşekkür ediyorum.